Risale-i Nur Dairesi'nde sarıkla icraat yapmış, inkılapları çiğnemiş, inkılapları saf dışı bırakmış bir hareketin adı Acizmendi'dir. Başka öyle bir hareket yok. Yani kuvve-i velayetle ortaya atılacak tabirini karşılayan hareket Acizmendi'dir. Acizmendi'nin dışında Risale-i Nur'da böyle bir hareket olmamıştır. Bu kuvve-i velayetle ortaya atılacak tabiri iki şekilde anlaşılır. Birisi kendisinde olan velayet kuvvetiyle ortaya atılır o zat. İkincisi onun kendisinde bir şey yoktur. O bu işe hükmeden zevat-ı kiram kendi velayet kuvvetleriyle tutar onu meydana atarlar. Velayet kuvvetiyle ortaya atılan iki şekilde anlaşılır yani. Bence ikincisi sağlam anlayıştır. Çünkü enaniyet asrı olduğu için Cenab-ı Hak bildirmiyor. Hiç kimseye ne olduğunu bildirmiyor. Ahiretteki varidatını eksiltmemek için dünyada ne olduğunu bildirmiyor. Bence bu dairenin sahipleri, işte o saydığımız, rabıtada saydığımız büyük zatlar, Hazreti Bediüzzaman, Gavs-ı Geylani, Zeynül Abidin, İmam Hüseyin, İmam Hasan, İmam Ali radıyallahu anh, bunlar kendi velayet kuvvetleriyle o zatı tutar, meydana atarlar. Bu hal Acizmendi'de kesin göründü. Yani bunun masadaki Acizmendi oldu. Bu hususta kesin kanaatliyim. Ortaya atıldı ve hala yaptığı büyük icraatı hala siyasiler anlayamadılar. Hala Müslümanlar zaten gününde muayirdi bu işe. Tepkiliydi. Zaten onlar anlayamazdı da anlamıyorlardı. Yani Acizmendi hadisesi bu işe tam liyakat gösteriyor. İhlas ve sadakat sıfatlarına sahip az bir cemaat de olsa bir ordu kuvvetindedirler. Acizmendi'nin yaptığını bir ordu yapamazdı. Acizmendi'nin yaptığını bir ordu yapamazdı ve hakikaten o gün için ihlas ve sadakat sıfatlarına sahip birbirleri için kendi canlarını veren bir grup çıktı ortaya. Allah öyle yaptı. Hulusi Bey'e ikinci devre zamanı geldi mi dediler. İçinizde az da olsa mabeyinlerinde ihlas düsturlarını tam yaşayan bir grup var mı dedi. Suale cevap verdi. Biz düşündük, yok dedik. O zaman vakti gelmedi dedi. O da aynı tarifi yaptı. Üstadın tarifini yaptı. Az da olsa bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetler vardır diye. Yani bu hususta insaf ile kim baksa, merhamet ile, insaf ile kim baksa, Risale-i Nur'a ciddi müteveccih olsa, bu tabirlerin tam muhatabının Acizmendi olduğunu kabul eder. Bunun dışında bu başlangıçta, yani 1985'te benim inzivaya girmemde bundan hiçbir hesabı yoktu yani. Zaten olamazdı. Çalışmakta olan dükkanın kilidini bıraktım arkadaşa, çıktım eve gittim. Yani dükkanı kapısı açık bıraktım, eve gittim yani. Öyle bir vaziyette dayanamaz, tahammül edilemez bir güçle içeri atıldım, içeri girdim yani. Bu akılla izah edilecek bir şey değil. Durum böyle oldu yani. Bunun bir iradi, akli, fikri, tedbiri, efendim, Risale'de böyle yazıyor, böyle olsun, hiçbirisi yoktur. Hiçbirisi yoktur. Bizim seyahatlere çıkmamızda
Böyle bir neticenin nasıl olacağını kim nasıl biliyor ya? Kim nasıl biliyor yani? O Kadıköy hadisesinde, Kadıköy hadisesi Arzimendi hadisesini değerlendiren bir hadise olmuştur. Yani Arzimendi'nin potansiyelini, gücünü hedefine vardırıcı bir fonksiyon icra etmiştir. Hemen hemen öbürüne denk bir şey yapmıştır, bir iş yapmıştır yani. Yani 6 ay bütün Türkiye'nin şeyi o meseleye kilitlendi. Ve üzerinde bütün demokrasinin, laikliğin, şeriatın, cumhuriyetin hepsinin münakaşası yapıldı. Ondan sonra baktılar ki bu iş tehlikeye gidiyor. Millet şeriatı meriyatı anlayacak. Ondan sonra kendilere aynen o tabiri kullandılar. Artık yeter bu mesele üzerinde durmayalım diye yazarlar. Bunlar hepsi takdir ilahi yani. Bunlar tasarruf. Yani o hadise gibisi yeryüzünde yoktur yani. Yeryüzünde yoktur öyle o hadise bir gibisi. O kadar bir çap kazandırdılar o iş. Evet. Efendim bu mevzu açılmışken uzun zamandır sual etmek isteyip de edemediğim bir sual var müsaadenizle efendim. Emirdağ layıkasında 219. sayfada Hazreti Mehdi'nin vazifelerini sayarken şöyle bir tabir geçiyor efendim. Şimdi Hazreti Mehdi, sizin sohbetlerinizden anladığımız Hazreti Mehdi kendisini bilmeyecek. Hatta son haccında ulema tarafından kendisini zorlanacak. O zaman kabul edecek. Ta o zamana kadar kabul etmeyecek ve bilmeyecek. Bilse bile saklayacak. Efendim tarikat perdesi altında tabiri de aklımıza gelirse buradaki bir tabir var efendim. Orada ben takıldım. Oraya müsaadenizle arz edeceğim. O zatın ikinci vazifesi şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazife maddi kuvvetle değil, belki kuvvetli itikat ve ihlas ve sadakatle olduğu halde bu ikinci vazife gayet büyük bir maddi bir kuvvet ve hakimiyet lazım ki o ikinci vazife tatbik edilebilsin. O zatın üçüncü vazifesi hilafet-i İslamiye'ye, İttihad-ı İslam'a bina ederek İsevi ruhanileriyle ittifak edip din-i İslam'a hizmet etmektir. Efendim sohbetlerde geçti. Birinciyi ikmal edecek, ikinciyi yapacak, üçüncüyü yapacak diye sohbetlerde geçti bu. Şimdi burada efendim kendisini perde yapacaksa, ortaya çıkartmayacaksa, tarikat perdesiyle yapacaksa, burada efendim ikinci vazife gayet büyük maddi bir kuvvet ve hakimiyet lazım ki. Burada ikinci vazifeyi hakim zatı kendisine perde yapacak. Üçüncüsünde de Hazreti İsa Aleyhisselam kendisine perde yapacak ve icraatlarını yapacak desek yanlış mı olur efendim? İsa Aleyhisselam o iktidardayken gelecek. Yani İsa Hazreti Mehdi'den sonra gelecek. Onun için Hazreti İsa'yı perde etme diye bir şey olmaz. Çünkü o sonra geliyor. Fakat ondan evvelkiler doğru anlayış. Ondan evvelkiler doğru anlayış. Yani 5. mektupta çok kesin sarahatle bu işi tarikat perdesi altında yapacağını yazıyor. Bunu insaf sahibi Allah için düşünen, idrakinde noksanlık olmayan kim okursa okusun anlayacaktır. Orada çok o kadar ustalıklı yerleştirilmiş ki oraya. Ancak yani ömrünü Risale-i Nur'un tahkikatına veren adam anlar o işi. Açıkça net olarak şeriatın icra ve tatbikini tarikat perdesi altında yapacak. Hakimiyet lazımdır dediği doğru, işte şu anda hakimiyet temin ediliyor. Yani devlet yine bütün dünya sıtmaya tutuldu şu anda. Ama Allah o sıtmadan evvel öyle bir sıtma verdi ki kimsenin bir araya gelip bir şey konuşacak durumu yok. Korona o işi temin etti. Korona dünyayı dağıttı. Şuuri olsun veya olmasın ki olmadığı meydanda hakim olan zata dedi ki meydan senindir, atıl. Tam vaktidir.
koskoca Akdeniz'i ele geçirdiler. Koskoca Akdeniz'i ele geçti. Karadeniz'deki o şeyler, maden bulmaları, öyle değil mi? Doğal gaz bulmaları. Ondan sonra işte bu Azerbaycan tarafı, bu şey tarafı, Yunan tarafı bilmem. Yani bu fiilen boğazlara da el atacaklar. Boğazlar da yakındır. Fiilen şeyi ortadan kaldırdı o anlaşmayı. Lozan'ı ortadan kaldırdı. Devleti devlet yaptı. Yani içeride de öyle. İçeride ordunun siyasete müdahale ihtimali ortadan kaldırdı. 35. maddeyi ortadan kaldırdı. Ordu şu anda kendi işiyle meşgul yani. Şimdi Genelkurmay Başkanı kim? Bir memur. Allah razı olsun. Çalışıyor. O kadar. Ama önce herkesten evvel Genelkurmay Başkanı tanınmaz mıydı? Reis Cumhur'dan evvel onu herkes tanırdı. Şimdi kim? Genelkurmay Başkanı kim? Siz çok yani bu işlerin içerisindesin. Biliyor musun? Bilmezsin. Lazım değil çünkü. Sıradan bir genel müdür gibi. Askeriyenin genel müdürü yani. DSİ genel müdür gibi. Askeriyenin genel müdürü. O kadar. Yani hakimiyeti sağladı devlette. Hakim, devlet hakimiyetini, devlet devlettir. Devlet hakimiyetini ortaya koydu. Bu başkanlık sistemi iki büyük icraatı var. Bir, başkanlık sistemini getirdi. İngiliz hakimiyetini ortadan kaldırdı. Devlette İngiliz hakimiyetini, yani 100 senedir bu devlet kurulduğu günden beri İngiliz vilayeti olarak çalışır. İngiliz'in bir vilayetidir yani burası. Vali idare ediyor. Bu şeyle başkanlığı getirmekle bu sistemi kaldırdı. Kendi sistemimiz var şimdi ortada. Yalan, yanlış, doğru. İkinci büyük icraatı Ayasofya. Ayasofya hakimiyetini, dünyadaki hakimiyetini ilan etti. Biz devletiz dedi yani. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Devlet olma ilanını Ayasofya ile yaptı. Başkanlıkla da dahildeki İngiliz idaresini ortadan kaldırdı. Hakimiyet devresi bu. Devlet yaptı yani. Şu anda kendimiz TC olarak kendimize sahip bir devletiz. Ve dışarı da bizi şimdi bir devlet olarak tanıyor. Nitekim siyaset alemine bakan adam bu dediğimi çok iyi anlar. Bundan evvel öyle bir şey değildi. Buradan evvel hiçbir zaman Amerikan dışişlerinin bir beyanatından evvel Türkiye Cumhuriyeti'nin dışişleri bir beyanat veremezdi. Onlar verecekler, ne söylüyorlarsa onun paralelinde bir şey söyleyecekler. Ama şimdi öyle değil. Dünyada ilk lafı biz konuşuyoruz. İlk. Hangi hadise olursa olsun. Horoz. İlk ötüş bizden. Devlet. O ikinci devre milyonlarca mensubu olacak dedi. İşte bu. Yani şimdi o AK Parti'nin kaç yazılı herhalde milyondan çok fazladır. 16 milyon üyesi var deniliyor. Belki 16 milyon üye işte. Milyonlarca mensubu. İşte bu. Milyonlarca efradı olan ordular lazımdır. Bunlar ordu işte bunlar. Ordu nedir yani ordu dediği. Ordu bu işte. Evet. Hulasa o son hariç o öndeki iki anlayışın doğru. Neticede. Efendim bu korona dedi ki, hakim olan zata dedi ki, meydan senin. Evet. Kim bu hakim zat efendim? Bu kendini bilen bir adam değil yani. Bu hakim olan zat, ben hakimim falan filan şeyinde değil yani. Bir siyasiye, Türkiye'ye dedi yani. Bunu alenen Türkiye'ye söyledi. Yani Risale-i Nur'daki hakimiyet dönemini şu an yaşıyoruz. Evet, doğru. Yaşıyoruz. Erdoğan. Erdoğan yaşıyor. Erdoğan fiilen yaşıyor. Kendini boyunu aşan çok işler yapıyor Erdoğan.
Yani Erdoğan kendi boyunu aşan çok işler yapıyor. Çok harika hallere mazhariyeti var. Yani sebepler tahtında bu adamın bugüne kadar yaşamasının izahı yoktur. Yani sizin kanaatiniz şu mu efendim? Risale-i Nur, Üstad Hazretleri, hakim olan zat. Evet. Hakim olan zat Erdoğan'dır. Erdoğan olarak görüyorum, evet. Ondan sonra gelecek olan Mehdi'dir. O da işte şeriatı icra ve tatbik edecek. Tarikat perdesi altında şeriatı icra ve tatbik edecek diyor. Yani bir Azimendi'nin siyasetle bir kısa devre olacağı nokta gelecek. Nasıl gelecek bilmiyorum. Yani bu bize tedbirlerin dışında Azimendi ile siyasetin bir kısa devre yapacağı yer olacak. Ama bu nasıl olacak bilemiyorum. Yani birbirini bu kadar itici bir vaziyet varken kavuşucu vaziyet nasıl olacak bilemiyorum. Kısa devrede neyi kastediyorsunuz efendim? İşbirliği. İşbirliği. Yani devlet Azimendi fikrinin devlet yönetiminin hakimiyeti şeklinde. Fikir şey yapmayalım. Yani illa devlet şey manasında değil. Şimdi aslında devlet eğer bir fırsat bulsa dahili düzeltmeye idrakli, şuurlu bir dönüş yapsa Azimendi anında devletin maneviyat politikası haline getirir. Çünkü bu FETÖ belasının bir tek ilacı var, o da Azimendi'dir. Bir tek, ikincisi yoktur. FETÖ belasının bir tek tamir tarzı var, tamir şekli var, o da Azimendi'dir. Çünkü FETÖ Risale-i Nur'la geliyor. Halen mevcudiyetini devam ettiriyorsa Risale-i Nur'la ediyor. Onu kullanıyor yani. Risale-i Nur'un onların söylediği şekilde olmadığını fiilen yaşayarak, dipten, izahla, ilimle gelen tek hareket ise Azimendi'dir. Diğer Nur cemaatlerinin hepsi kendini ne kadar kamufle ederse etsin o tandanstadır, o havadadır, o ayaktadır. Yeni Asya şu anda Yeni Asya'nın onlardan bir farkı yok. Fikir olarak da, hareket olarak da. Diğerler de öyledir. Diğerlerin muhberliği varsa siyasete karıştığı içindir. Yoksa hiçbir ayrılıkları yoktur. Dersin anlayışında, tatbikatında, hiçbir şeyinde farklılıkları yoktur. Bu beladan kurtulmanın bir tek reçetesi var. İkincisi yok. Bir gün Allah birisine bir idrak, bir şuur verir de devlet kademelerinde yetkili bir selahiyetli bir makama akıl şuur verir, şöyle bir bakarsa Azimendi o zaman devletin resmi veya gayri resmi dini rehberi haline gelir. Bu bir yerde olacak ama bilemiyorum nasıl olacak. Sonra şarkın yarasına da deva Azimendi'dir. İnsanları aşk gazaptan kurtarır. İnsanları gazaptan aşk kurtarır. Aşk kurtarır. Azimendi tarikat yoluyla şarkta bu kadar dökülen kanın tarafeyn olan yerlerine hepsini zikirle, muhabbetle, derslerle eritir, çürütür ve bir araya getirir. Aksi halde ne kadar siyasi, politik hareketler olursa olsun her bir taraftan 40 bin insan ölü var. 20 yaşında çocuk, gençler, 40-30 yaşında gençler öldürüp kapısının önüne atmışlar. Bu unutulacak şey değildir. Kolay kolay unutulmaz bu. Hatta hiç unutulmaz. Kan öyle bir şeydir. Bunu kuvvet zoruyla bastırır. Ki şu anda o vaziyet görünüyor. İnşallah muvaffak olurlar. Bastırır.
etkisiz hale getirir. Fakat içindeki kini, gayzı, buğzu kuvvetle yapamaz. Onu tasavvuf yoluyla, yani Risale-i Nur'un tarikat cenahıyla yapabilirler. Şarkın durumu da budur yani. Onun için Risale-i Nur'da buraya işaret var. Onların imdatlarına yetişecek diyor. Risale-i Nur onların imdatlarına yetişecek. Şarkın imdadına yetişecek. Sarahat'la yazmış bunu Risale-i Nur. Bunlar olacak. Risale-i Nur'da bir şey yazmışsa olacak. Onun için Acizmendi'ye sebep olduk. Ama Acizmendi bizim sahip olacağımız ufak bir şey değil. Acizmendi çok büyük bir iş. Bizi çok aşan bir hadise. Nasıl Osmanlı Yeniçeri Ocağı'nı Bektaşilik şey yaptı, asırlarca sürükledi, onların manevi melceği oldu, manevi sığınağı oldu. Aynen onun gibi her devletin, her hareketin böyle devlet politikası olarak bir sığınağı olmak mecburiyetindedir. Yoksa olmaz. Yoksa olmaz. Şimdi TC ortadadır yani, ortada bir şey yok. Bir FETÖ hadisesi var. Risale-i Nur'u yanlış anlamak ve anlatmak ve tatbik etmek suretiyle devletin başına büyük bir gayle açtı. Risale-i Nur'da bu potansiyel daima var. Bunun istikametlisini, doğrusunu ortaya koymazlarsa devlet olarak, devlet desteğini arkasına verip bunun doğrusunu ortaya koymazlarsa bu tehlike daima var. Çünkü Risale-i Nur'un gücü büyük bir silah, büyük bir güç. Bunu menfi olarak kullanmak isteyen bir adam çıktı mı kullanır. Onun için inşallah bir gün bu devlet ricalinden selahiyetli bir mevki bu işin idrakine varır ve Acizmendi yapacağı işleri o zaman yapar. Evet, sözü çok uzattık. Buyur.